Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, değerli Hazırım, 45 numaralı Marina Meslek Komitesi Başkanı Necat Ece. Sayın Müsteşarım, müsaadenizle biraz evvelki konuşmacının da arz etmiş olduğu gibi sorunlarımız bıraktığınız dönemden itibaren devam etmekte. Ben iki ana başlık altında sunmak istiyorum. Yatırım safhasındaki marina inşaatları ve işletme safhasındaki marina işletmelerinde. Kısa kısa başlıklar altında sunmak istiyorum. Bunların bir kısmında gerek ilgilenmenizin, bir kısmında da desteğinize ihtiyacımız var. Çünkü Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığımızın ilgili üniteleriyle belirli bir yaşanan sorunumuz yok. Ancak sizlerden istirhamımız, tanımlamaları bağlayıcı bir şekilde yönetmelikler de ortaya koyarsanız ki gemi tanımı gibi, deniz yüzeyi tanımı gibi, deniz turizm tesisleri gibi bunlar diğer bakanlıklara da bağlayıcı olur ise her bakanlık ayrı şekilde yorumlayıp bizlerden bedel tahsisi işlemine gitmeyeceklerdir. Çünkü bildiğiniz gibi deniz yüzeyi tanımı Mendireklerle çevrili veya projelendirilmiş alır olarak belirlenmesine rağmen Milli Emlak'tan yapılan ücret bildirimlerinde Mendirek dışı alanlara bağlanan teknelerin boyutları kendilerine göre değerlendirilmekte. Ayrıca bu boyutlara ilave olarak da bir de manevra alanı ilave edilmektedir. Yani siz Mendirek dışına 25 metrelik tekne bağladığınız zaman 50 metrelik bir bedel kapsayan alanı ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Gemi tanımını ve yat tanımını ayırmadığınız müddetçe atıkların toplanması ve bertarafı konularında çok zorluklarla karşılaşmaktayız. Atıkların mavi kart uygulaması bu safhada da en küçük bottan dahi istenmektedir. Bir de bakanlığımızı ilgilendiren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde 2009 yılında yapılan Kıyı Master planındaki devlet modeliyle yapılacak marinaların henüz bir açıklık getirilmemesi 20'nin üzerinde bir yatırım bakanlıkta beklediği ifade edilmektedir. Buna da bir açıklık getirilmesi. Bunun şu şekilde soruyla bağlamak istiyorum. Acaba yeni bir Kıyı Master planı Türkiye çapında yapılması planlanıyor mu? Bir diğer konu Sayın Başbakanımızın açıklamış olduğu acil eylem destek planında maalesef deniz turizm tesisleri olarak ve işletmeci olarak bizler yeterli beklentimize erişemedik. Bunlar konaklama tesislerindeki ecrimisil ve kira bedelleri, özellikle ecrimisiller bir yıl ötelenmesine rağmen yine bir deniz turizm konaklama tesisi olan marinaları kapsamadı. Maalesef olarak söylüyorum. Çünkü bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgesi olan tesisleriz. 2634 sayılı yasanın 16. maddesindeki su ve elektrik desteğinden de marinalar maalesef yararlanamakta. Marinalar aynı zamanda çevreye duyarlı tesisler kapsamına da alınamaktadır. Malumlar olduğu üzere 16. maddedeki elektrik desteği çevreye duyarlı tesisler olarak konaklama tesisleri yapmakla birlikte yine marinalar bundan hariç tutulmuştur. Suya gelince büyük bir sorundur marinalar için. Efendim büyükşehir belediyeleri bütün fiyatları belirledikleri takdirde turizm işletme belgeli tesislerin fiyatı 4 lira olarak örnek verirsem ayrıca marinalar işletme belgesi olmasına rağmen 9 lira ton olarak belirlemişlerdir. Yani sonuçta marinalar hem kamuoyunda hem de otoriteler tarafından çok büyük para kazançları gibi görülmektedir. Bu doğru değildir Sayın Hanım. Evet, marinalar bir ticarethanedir. Tabii ki bir yatırım yapılmıştır ve para kazanmaktadır. Ancak bunların bu şekilde görülmesi konaklama tesisleriyle deniz turizm tesislerindeki bu farklılığın giderilmesi için büyük desteğinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Benim dediğiniz için saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Ali Bey, buyurun.